var. Yeni stat açılacak. Ne diyeceksin? Tabii geçen haftayla alakalı iyi mücadele ettik, iyi omuza girdik. 2 puan kaybettik ama neticesinde önümüzde uzun bir maç görevini var. Kalan maçlara daha iyi oynayıp, daha mücadele edip 3 puanları almayı hedefliyoruz. Yeni stadımız açılacak. Tabii ki stadımıza galibiyetle başlamak istiyoruz. Her şeyimizi ortaya koyacağız. İyi çalışıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Karşılığında inşallah 3 puanla veririz. Ligde de korakor mücadele de devam ediyor. Üstteki takımlar, alttaki takımlar. İşte bu hafta da Altay mücadelesi. Bu anlamda ne diyeceksin? Ya tabii. Bütün takımlar iyi mücadele ediyor. Biz de mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Karşılığında da galibiyet aldığımız sürece iyi gideceğimize inanıyorum. İyi çalışıyoruz dediğim gibi yani. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah Altay maçını da 3 puanla alıp evimize döneceğiz. Muhammed'in bir sakatlık durumu oldu. İşte senle Zubas. Böyle bir rekabet de söz konusu. Ama biz seni biliyoruz. Her zaman hazır tutuyorsun kendini. Evet. Tabii. Sadece ben için değil. Takım olarak herkes kafasına hazır tutuyor. Hepimiz hazırız. Çalışıyoruz. Muhammed kardeşim talihsiz bir kaza geçirdi. Antrenmanda olabiliyor böyle şeyler. Ona da geçmiş olsun demek istiyorum. İnşallah en kısa sürede aramıza döner. Yani çalışıyoruz, rekabet içindeyiz ama tatlı bir rekabet yani aramızda. İnşallah sonucunu en güzel şekilde alırız. Sizin hedefiniz nedir kısaca takımda? Hedefimiz öncelikle şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonra bizim için en güzel şey o. Şahsi hedefimiz. Şahsi hedefimiz, ya tabii ki de herkesin şahsi hedefi. Yani iyi oynamak, devam etmek, iyi çalışmak. Benim hedefim o. Adana Demirspor'a şampiyonluk istiyorum, hedefim o. Teşekkür ederim.